Ramazan Efendi. Ramazan Efendi. Bu herif bizi yanlış yere getirmiş olmasın? Sarı deli kaçakçıların yatağını hepimizden iyi bilir. Tekleme gözünün yağını sevdiğim, bizden zarar gelmez, az akıllı ol!
Selamün aleyküm çobana! Merhaba çobana! Adamların bizi tanımıyor, neredeyse öldüreceklerdi. Hayırlı bir iş görüşmeye geldik. Ne işi? Dört teneke mal var, cumaya ince suda olması lazım. Sayende bu işi halledersek karşı tarafa mahcup olmayız, yoksa itibarımız iki paralık olur. Nizamettin bey, hatırı sayılan tüccarlardandır. Sağ olsun, Sarı Veli yerinizi söyledi. Ekmek parası çoban ağam! Ekmek parasına bizi satmayasın Sarı! İmkanım var Mehmet ağam, o kadar zaman beraber çalıştık, bir kötülüğümü gördünüz mü? Bu işe kaç para verin kardeş? Vallahi ne bileyim, ne dersin Ramazan efendi? Münasip bir şey düşünürüz. Sen düşünürsen bu iş olmaz. Niye çobana? Geçen postayı unutmadık. Onda benim suçum yok, alt tarafı ben komisyoncuyum. Komisyoncu kısmından korkulur Ramazan efendi. Menfaatleri için babalarını satarlar. Adam başı 100 lira iyi mi? 100 lira için can tehlikeye konur mu? Peki sen ne istiyorsun? Adam başı 200. Bak, ayrıca bir kilot pantol, bir de iyisinden mintan. 2 kilo sabun, 50 mermi, 10 paket tütün. Mintan çizgili olacak. Mal tesliminde paranızı ve istediklerinizi alırsınız. 500 lirasını peşin alırız. Analarım, bacılarım, sağlığınızın temeli temizliktir. Şu içtiğimiz, kullandığımız sular var ya, işte o sularda her türlü hastalığın mikrobu bulunur. Mesela tifo, kolera, dizanteri, çocuk felci hastalıkları hep bu sulardan geçer. Fakat biz bu suları iyice kaynatırsak mikroplarını kırmış oluruz. Sonra helalların yanına kuyu açmak çok tehlikelidir. Çocuklarımıza iyi bakmalıyız. Memleketimizde doğan her 1000 çocuktan 162'si daha süt çocuğu devresindeyken ölür. Çocuklara zamanında aşı yapılmalıdır. Kızamıkta iğne yapılmaz derler. Bu hiç doğru değildir. Bu yanlışlık yüzünden her yıl binlerce çocuk ölür. Aman doktor hanım yetiş, İsmail efendi ağaçtan düştü, can çekiştiriyor. Geldiğimi farkında bile değiller. Birini yakalamışlar. Yakında dağlarda adam kalmayacak. İş belli oğlum Sarı Veli, iş belli. Dağlarda adam kalmazsa bizim komisyonculuğumuz kaç para eder? Kafanı çalıştır. Kaçakçı Osman'la konuş, bu fırsatı kaçırmayalım. 3 tenekesi onların, birini de biz bölüşürüz ha? Kafayı çalıştır. Bu fırsat her zaman ele geçmez. 4 teneke mal var. Bu servet demektir. Sen ne alacaksın? 1 tenekesi bana yeter. Nereden geçecekler? Bak! Burası kurumuş dere yatağı. Burada Kepez Dağı var. Büyük bir ihtimalle bu aradan geçecekler. İlk kurşunda Çobanoğlu'nu devirirseniz mesele tamam. Ne
Osman efendi, biz bu işten zararlı çıkmayalım. Korkuyor musun? Korkak adamın karnı daima açtır. İsmail, sen karşı tepeye, Tevfik sen de bu tarafa. Bak oğlum, böyle bir fırsat adamın eline zor geçer. Başarırsa kisene düşen bir teneke malla hayatını kurtarırsın. Ama hala korkuyorsan işte yol, çek git! Görmez olaydım elin koynum dağlandı aman aman elin koynum yahu kardeş bu öyle sıcağında jandarma kurşunu ağır gelir adama. Bak Osman efendi, Allah göstermesin bize bir şey olursa... Ağzını hayra aç, kötü şey düşünme! Vurulursak paylarımız ne olacak?
Mehmet Emin! Sivaslı! Öldürmeyin, tutalım şu herifleri! Tamam, anlaşıldı! Çobanoğlu, çobanoğlu! Yazının çakalı çobanoğlu! Eşekleri bize bırakırsanız canınızı bağışlarım! Beni kan dökmeye mecbur etmeyin! Ben bu dağların Azrail'iyim! Vay çakal vay! Sivaslı beni konla! Tamam kardeş, tamam! Geçmiş olsun, merak ettim. Niye? Çok mu düşkünsün bize? Niye yahu, kardeş değilmik? Senin gibi kardeş mezara yaraşır. Yolda bizi çevirdiler Ramazan efendi. Jandarmalar mı? Sen onu bizden daha iyi bilin. Thank you.
tarafa. Bizi yolda çevirdiler. Bu iş kimin başının altından çıktı? Sarı veli namussuzu yapmasın. Hoş gelmişsin çobanım. Yetişin, adam öldürüyorlar, yetişin! Sarıveli senin yakın arkadaşınmış. Bazı işleri beraber yaparmışsınız. Arkadaşlığımız doğru, lakin beraber iş yapmadık komutanım. Bana yalan söyleme, biz her şeyi biliriz. Kaçakçılara komisyonculuk yaptığın da mı yalan? Onlar eskidendi, vallahi billahi şimdi namusumla çalışıyorum. Namusunla ha? Bildiğin kaçakçıların yerini bize söyleyeceksin Ramazan efendi. Yoksa elimden kurtulamazsın. Faydalı olursan belki senin de menfaatin olur. Sahi mi? Menfaatim olur mu komutanım? Thank you.
Ağaçta dut bırakmadık, sahibi görse bizi öldürür. Patates, ateş yak karga. Aklıma ne geldi bilin Memina? Şimdi bizim orada olacaktık, Çam Deresi'nin başında. Avuç avuç soğuk su içecektik. Sonra da çayıra salardık seni. Oh, gel keyfim gel. Orada olsam çayına da razı. İçime bir sıkıntı çöktü çoban kardeş. Kaç gündür kötü rüyalar görürüm. Acep çor çocuğun başına bir hal gelmesin. Şu sıra yollar tehlike dolu. Her şeyin vakti zamanı vardır. Çor çocuk ne yer ne içer kim bilir. Hiç aç mezarı var mı? Allah deldiği boğazı boş bırakmaz. Kısmetleri varsa elimize toplu bir para geçende... Sen ne diyorsun ağam? Göle su gelene kadar kurbanın gözü çatlar. Kaçakçılarla jandarmalar çarpışıyor galiba. Muhakkak beyaz donlular. Çobanoğlu vuruşuyordur. Silah sesi kesildi. Bana ne silah seslerinden? Kim kimi öldürürse öldürsün. Thank you.
herif ölecek ya. Ölürse perişan oluruz. Hepimiz dağılırız. Mehmet Emin nerede? Doktor bulmaya gitti. Doktor... Doktor jandarma kurşununun da merhem olabilir mi? Kim o? Aç kapıyı, hasta var. Kimsin sen? Bir köylü. Bir yaralımız var abi. Bize doktor lazım. Ne var Ahmet? Bir yaralı varmış da. Doktor bu bacı mı? Yaralı mı? Ne yaralısı? Kurşun yaralısı bacım. Sakın gitme gece yarısı, tehlikelidir. Baksana adamın haline. Gelmezsen bu herif ölür bacı. Bu herif ölmemeli, yaşamalı. Kim bu yaralı? Çobanoğlu. Çobanoğlu mu? Ya, Çobanoğlu. Kardeş. Havlu hal değil, canı neredeyse çıkacak! Biraz ısıtabilir misiniz? Ey canım, ha geçmin okur dilimiz.
geçmiş olsun. Merak ettim, nerede kaldı bunlar? Jandarmaya haber versek. Akşama kadar bekleyelim, eğer gelmezse haber veririm. Sağ ol bacı, serbestsin. Sağ ol. Eşek, eşeği almayacak mısınız? Hediyemiz olsun. Ben hayatımda böyle şey görmedim. Düşün, yıllarca hayalimizde yaşattığımız o adam, sol böğründen kurşun yemiş, ot bir yatakta, toz toprak ve kanlar içinde dünyadan habersiz yatıyordu. Önce ne yapacağımı şaşırdım. Fakat adamların bir bakışı vardı, bana anlatamam. Onu kurtaracağıma öyle inanmışlardı ki bu bana güç verdi. Düşün, bu benim ilk ameliyatım, hem de en zor şartlarda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin hikayesini yazdığın yaman adama benzemiyordu o. Jandarma kurşunu insanda yamanlık bırakır mı? Fakat metin adamdı. Ne
Artık komisyonculukta bize ekmek kalmadı. Dağlarda adam tükenince ekmek de tükendi. Şimdi tek umudumuz Çobanoğlu'nun yakalanmasında. Susun lan! Laf konuşuyoruz. Ah, şu Çobanoğlu'nu bir yakalattırsam, bundan bizim de menfaatimiz olacak. Çünkü bir tek o kaldı. Dağlardaki son adam Çobanoğlu. Üç gün, üç gece cansız yattın kardeş. Allah'tan umut kesilmez ya. Biz senden umudu kesmiştik. Lakin o doktor hanım senin canına can kattı, seni bize bağışladı. Nefes al. Solu. Derin nefes al. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur, otur. Sıra kimde? Bende. Maşallah! Bugün çok iyisin çoban kardeş. Çok şükür iyi. Lakin doktor abla kendini pek yormasın dedi. Bütün gün evde yalnız oturdu. Çok merak ediyorum, nasıl oldu acaba? Kötü bir şey olsa haber verirler. Ya haber veremeyecek durumdalarsa? İstersen yarın abimle bir uğrayın. Hikayeyi bitirdim. Adını ne koydun? Daha bilmiyorum. Belki Çobanoğlu, belki de Kızgın Topraklar. Ben senin yerinde olsam ağıt koyardım. Ağıt mı? Hı hı. Nasıl Bekir kardeş, yakıştı mı? Ben Sivas mahpushanesindeyken kardeş, bir kilot pantolonum bir de körüklü çizmem vardı. Yürürken yer gök inlerdi. Ah, ah benim eşek kafam! Hapisten kaçmasaydım şimdi 10 defa cezam bitmişti. Çor çocuğumun yanındaydım. Yahu kardeş, şu çoban ağa iyileşince bize izin verir mi acaba ha? Ev var gözümde tütüyor. Doktor geliyor. Ha? Seni kurtaran abla bu, doktor. Yanındaki kim? Aynı evde kalıyorlar. Hoş geldin doktor abla. Hoş geldin kardeş.
Sizi iyi gördüğüme sevindim. İyiyim sayende. Korkma, bu ihtiyar yılan köyümüzün bekçisidir. O da bizim gibi vazgeçemedi buralardan. Başını alıp gidemedi. Bu ev bizim evimizdi. Şu. Ne oluyor? Yine kaya yuvarlanacak. Canımı bile veririm abi. Bu çobanoğlunun maddi durumu nedir? Ne maddesi? Para yani, para. Acımızdan ölüyoruz abi. Geçenlerde bir iş yaptık, adam başına 200 lira düştü. Aftan maftan bir haber var mı? Ne affı? Af yani, af. Vakti zamanında burası büyük bir köydü. Lakin kayalar ve kan davası bizi tüketti. Mezarlarımız ölülerimize yetmez oldu. Tüten ocaklarımız tütmez, gülen yüzlerimiz gülmez oldu. Bir günde 3 ölüyü kaldırdığımız zamanlar oldu. Kayalar düşmanımızlar. Kaya korkusu nedir bilir misin? Bilmiyorum. Yaşamayanın bilmesi imkansızdır. Günlerce yağmur oldu yağdı üstümüze. Benim avrat anam kayalardan, babam da kan davası gitti. Sizi kaçak yapan şey kan davası değil ama. Nereden biliyorsun? Bu civarda sizi tanımayan var mı? O zamanlar ben 13-14 yaşlarında ancak vardım. Genç kızlığımızın en heyecanlı günlerindeydi. Okul dönüşleri, tatillerde, köyün gençleri, kızları hep sizin hikayenizi, Hatice'nin güzelliğini anlatırlardı. Balözü senin köyün mü? Benim köyüm. Ben Avcı Halil'in kızıyım. Ya, rahmetlinin çok iyiliğini gördüm. Demek senin iyiliğin de boşuna değilmiş. Pek güvenme, o kadar iyi değilim. İyisin, iyisin. Hem de çok iyisin. Evvela canımızı kurtardın. İstesen yapmazdın, jandarmaya da söyleyebilirdin. İyi olmanı bekliyorum. Mecburum söylemeye. Benim görevim insanlara yardımcı olmak. Fakat kanunlara da yardımcı olmalıyım. Haklısın. Bizim de boynumuz kıldan ince kanuna karşı. Lakin can tatlı, ölüm zor geliyor adama. Hepimiz affı bekliyoruz. 10 yıldır dağlarda perişanız. Bizi adamdan saysalardı bugün dağlarda olur muyduk? Fıkaralığımız, çobanlığımız bizi kaçağa esir etti. Biz dağların çakalı olduk. Biz namussuz olduk. Lakin adamdan sayısıydık, işler böyle olmazdı. Çobanoğlu bu dağların en belalı kaçakçısıdır komutanım. Bugüne kadar yaptığı bütün işlerden kolaylıkla sıyrılmasını bilmiştir. Beyaz donluların reisidir. Onu ya Biranköy'de ya da mezarlıkta buluruz. Mezarlıkta mı? Vakti zamanında onun bir sevdiği varmış, ölmüş. Çobanoğlu'nun kurşununu ben çıkardım. Ben her şeyden önce doktorum. İnsanların hastalıkları, sağlıkları ilgilendirir beni. Katillikleri, kaçakçılıkları değil. Bu arada kanuna da faydalı olmak için elimizden geleni yaparız. Ben onu Viranköy'de gördüm. O zaman yarası ağırdı, size söyleyemezdim. Artık iyileşmiş olsa gerek. Fakat nerede olduğunu bilemem. Karşıki dağlar,
Ateşi kötü yanıyor çoban kardeş. Kaç gündür çocukları dilinden düşmüyor. Allah gecinden versin ya. Galiba Sivaslı'yı toprak çekiyor. Yahu sen uyumadın mı Sivaslı kardeş? Yahu kardeş, çocuklar hiç aklımdan çıkmıyor. Allah yardımcın olsun. Çoban kardeş, Sivaslı yok. Gitmiş. Sivaslı'yı toprak çekti. Kim nöbetliydi? Bağışla çoban ha. Uyumuş kalmışım. Bu sırada da Sivaslı gitmiş. Biz sana canımızı emanet ettik. Bir daha gözüme görünme. Artık bizimle değilsin. Başının çaresine bak. Paket tütün, iki beyaz bir yeşil sabun, iki parça basma, nazar boncuğu, tesbih, bilezik, bir tabanca plastik, çıngırak, bebek. Thank you.
oralarda bir yerde olacaklar. Yerleri burası ama kim bilir nereye gizlendiler. Her tarafı aradık komutanım, kimseler yok. Bekleyelim başçavuşum, gelirler. Biz boşuna bekliyoruz, bunların geleceği yok. Aman öyle deme başçavuşum, inşallah gelirler. Gelirler de yüzümüzü güldürürler.
daha bekleyelim başçavuşum. Çobanoğlu buraya gelmeden edemez. Yalvarırım akşama kadar kalalım hiç olmazsa. Bu herifler mutlaka buraya gelir. Ne olur gitmeyin, gözünüzü seveyim başçavuşum. Hadi çabuk olun, sallanmayın. Hepiniz buraya! Vay senin gibi şansın! Jandarmayı kolla. Mehmet Emin, aynayı ver bana. Jandarmalar bu tarafa geliyor. Yaklaştırma. Thank you.
Kusura bakma, veda etmeye geldim. Bizi yanlış anlama, sana düşkünlüğümüz Karakaş'ın Karagöz'ün için değil... ...biz ilk defa insan kıymeti bilen birini görmüşüz. Bir yere mi gidiyorsunuz? Bütün arkadaşlarım öldü. Artık bu eller bize yaramaz. Nereye? Bilmiyorum. Biz sana kıymetsiz bir can borçluyuz. Lakin ödeyecek vaktimiz yoktur. Kusura bakma. Hakkını bize helal et. Eyvallah. Avrat, yanılmamışım Çobanoğlu bu. Sen bunun başında bekle, ben gidip jandarmaya haber vereyim. Kurtulduk, hayatımız kurtuldu. Allah'ım, hayatımız kurtuldu.